Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda verilenlere göre ODX kaç santimetredir diye soruluyor. Merkezden kirişe dik çizilmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Kirişi keş parçaya bölmüyor mu? Bölüyor. O zaman burası buraya eşit yani 4. E o zaman 4 5 ne üçgen arkadaşlar? 3 4 5 üçgenden cevap direkt 3 çıkar. Cevap Akçay o merkez ve O -E ile O -F birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar bu kirişler birbirine eşitse e pardon bu dikmeler birbirine eşitse kirişler de birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Ali Bey uzunluğunu zaten 2x 3 burayı da CD uzunluğunda x artı 4 vermişler. O zaman direkt 2x 3 ile x artı 4 birbirine eşittir. X de buradan kaç gelir? 7 gelir. A bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yani 2x 3 isteniyor. 2 çarpı 7 eksi 3 14 eksi 3'ten cevap kaç çıktı o zaman? 11 oldu. Cevap Edremit. Aynı merkezli iki çemberin yarıçapları 13 ve 17 santimetredir. Arkadaşlar burada merkez var, teğet var. Çek dik yapsak. E hocam burası 90 derece. Peki bunun devamını getirsek, hocam burası da 90 derece olur mu? Yöndeşlikten dolayı paralellik var çünkü. Evet. Bunun yarıçapını kaç vermişler? 13. Hocam bir de ne demiş? Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 8 katıymış. Yani x ken burası. 8x olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor alanı isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hocam en güzel çizim neyse onu yapacağız. Burada da merkezden kirişe dik çizilmiş oldu mu oldu? Yani iki eş parçaya böldüm arkadaşlar böldü. Küçüğün e, yarı çapını kullandık, büyükünün kullandık mı hayır? O zaman en etkili silahımız. Hop yarı çapı çizdik. Hocam burası kaç oldu? 17 oldu mu oldu? Bu arada burası xken, burası da x bir x. E, hocam tamamı 8x'ti, burası da 4x 4x oldu. Ve burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. 17'nin karesi eşittir. 4x'in karesi artı x artı 13'ün karesinden işlemi devamını getireceğim. Ya da 17 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 8, 15, 17. x yerine 2 yazarsak arkadaşlar burası 8 oluyor mu? Oluyor. x yerine 2 yazdığımızda burası 15 oldu mu? Oldu. Sağlamız tuttu. Demek ki x 2. E x 2 ise arkadaşlar burası 2 burası 16 oldu. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Yani 12 ile pardon 2 ile 16'nın çarpı isteniyor. Cevap kaç yaptı o zaman? 32 yaptı. Cevabımız denizli oldu. Şekil 1'de yarıçapı R olan dairesel bir disk su tankının tabanına dik durumdadır. Bu şekildeyken arkadaşlar. Sonra ne olmuş? Tankın içerisine suyun yüksekliğini bir önceki durumdan 21 bir birim daha fazla olacak biçimde su eklendiğinde önceden suyun yüksekliği bu kadarken arkadaşlar şekil 2 oluşuyormuş. Yani 21 21 birim daha fazla su eklemişim buraya. Ali Bey uzunluğunu 24 demiş. Ali Bey uzunluğu nedir arkadaşlar? Şu çemberin kestiği yerler. Ali Bey uzunluğu. Burası kaç verilmiş arkadaşlar? 24 verilmiş. Hocam burası 24 ise merkezde burasıysa merkez kirişecek dik yapsak. iki eş parçaya böldü mü? Böldü. 12'ye 12. Sonra CD uzunluğunu da vermiş. Hocam CD da 24 demiş. 24. Merkez kiriş çektik. Pardon 18 verilmiş burası. 18 verilmişse hocam burası da 9 burası da 9 yaptı. E ne yapacağız? En etkili silahımız tabii ki yarıçap. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Evet, 21'i kullanmadık. Hocam tamam 21. Ben buraya bir x dersem burası ne olacak? 21 eksi x mi olacak? Evet. E hocam ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. R kare neye eşit? Şuradaki Pisagor'da. Hocam 9'un karesi artı 21 eksi x'in karesine eşit. Öbüründe de y eşit. x'in karesi artı 12'nin karesine eşit değil mi? Evet. İşlem işlem işlemle x'i buradan buluruz. Her ikisi de e, r kare eşit olduğundan dolayı x buradan çıkar. A bence hissedelim. <laughs> Hocam hissedelim burada. Yani 12 varsa ne üçgendir? Ya 5, 12, 13'tür. 5 koysak sağlamıyor. Ya 9, 12, 15'tir. Bakın x yerine 9 koyarsam burası 15 oldu. Burası 15 olursa 9, 12, 15. Burası da 12 olacak. Arkadaşlar X yana 9 kaymıştım. 21'den 9 çıkınca da 12 kalıyor mu kalıyor? Sağlamızda tutuyor mu tutuyor? Hissetme dediğimiz buydu. X'i 9 bulduk. Buna göre R kaçtır diye soruluyor. E, zaten otomatik ben R'yi de bulmuştuz arkadaşlar. Yani cevap balık kesir. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. O merkezli yarıçap 5 olan bir çember çiziniz. Hemen bir çember çizdim yarıçapı 5 olan arkadaşlar. Sonra O merkezi diyor hemen O'yu da şuraya yapıştıralım. Çemberin içerisindeki P noktasını işaretleyiniz. Bir tane bir P noktası işaretledim arkadaşlar. Sonra P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Arkadaşlar bir çemberde bir noktadan en kısa geçen kiriş nedir? Böyle en uzun kiriş nedir? Çaptır. En kısa kiriş nedir arkadaşlar? İki eşit parçaya bölen kiriştir. Yani P noktası orta nokta olduğunda. En kısa kirişin uzunluğu da kaç verilmiş? 8. Hocam bunlar 4, 4. O ile de P noktasını birleştiriniz. Evet bunu birleştirdim. E, merkezden kirişe İki eş parçaya böldüyse bu ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. OP uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yarı çap uzunluğunu kaç vermişti? 5. En etkili silahımız yarı çapı çizdik. E burası 5. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni der. Bizden de OP uzunluğu isteniyor. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Yukarıda verilere göre OAX x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar merkez var kiriş var. Ne yaparsınız? Çektik. Hemen yaptık. Dik çizdik. 2, 2 diye iki eşit parçaya böldüm mü böldü. Aa hocam dikten dik çizildi. Öklit. E hocam x e ait öklit bağıntısı bu çarpı tamamı değil miydi? Yani x'in karesi 2 çarpı tamamı 7. Buradan da x ne yapar, ne yapar arkadaşlar? Kök 14 yapar. Yani cevap balık kesir. Yukarıda verilenlere göre e, fx nedir diye soruluyor. Bir de paralellik verilmiş arkadaşlar burada. Çemberin merkezi burası olsun. Merkez kirişe ektik. 2 eş parçaya böldüm böldü. Merkez kirişe ektik. Burada da 2 eş parçaya böldüm böldü. Bu çemberin merkezde burada olsun. Merkez giriş çektik. İki eşit parçaya böldü. Merkez giriş çektik. Burayı da iki eşit parçaya böldü. Olay bitti mi bitti. Hocam şurada ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. 90 90 90 90 olduğundan. E burası kaç? 10. E o zaman burası da 10 olacak. E 7 ise burası buraya kaç kaldı? 3. X uzunluğu da, da bunun tamamıydı. Burası da 3 olduğundan cevap ne çıktı arkadaşlar? Cihan çıktı. Şekildeki minyatür futbol sahasının bir kısmı verilmiştir. M merkezli yarıçapı kök 10 birim olan çember ABC'de dikdörtgenin AB köşelerinde kesmektedir. Evet bu dik, dik, dikdörtgen. Hocam burada kiriş var. Ne yaparız? Merkez varsa kiriş varsa çek dik yaparız. Evet çek dik yaptık. Yapınca ne geldi? İki eş parçaya böldü. Bu arada DFF EC'ye 2 vermişler. Arkadaşlar burası da 2 burası da 2 burası da 2 verilmiş. Tamamı 6 ise o zaman burası da 6. İki eş parçaya böldüğünden 3 iş oldu. Peki hocam, şunun devamını getirsek ne olur? Hocam bunun devamını getirsek, bu da 90 derece olur mu? Olur. Çünkü niye dikdörtgenden dolayı karşılıklı kenarlar birbirine paralel yönde eşitten 90 oldu. Hocam bu kirişin uzunluğu da 2 birim ya. O zaman merkezden kirişe burada da dik çizildiğinden dolayı burası da birbirim, burası da birbirim oldu mu oldu? Ne yapacağız hocam şimdi? Aa burada da bir dikdörtgen çıktı. Çünkü burası 90, burası 90, burası 90. Hocam burası da 90 olur. Dikdörtgenden dolayı burası da x oldu ne yapacağız? Yarıçapı bu kullanacağız. Yarıçapımız ne? Kök 10. Zaten çemberdeki en etkili silahımız neydi arkadaşlar? Yarı çap. Çiz kardeşim yarıçapı. Hop çizdik. Yarıçap kök, kök 10 Pisagor bağıntısı yapalım. Kök 10'un karesi eşittir. Nedir? A'nın karesi artı 3'ün karesinden. 10'dan 9 çıktı. 1 eşittir. A kareden A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. Hocam A 1. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam X'i bulacağız. E yine en etkili silahımızı kullanalım. Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdin. Tam E noktasına çizdin. Hocam burası yine kök 10 mu yarı çapı uzunluğundan? Evet. Burada bir pisagor çıktı mı? Çıktı. Bir kenarı 1 bir, bir kenarı x artı 1. Yani x artı 1'in karesi artı 1'in karesi eşittir. Kök 10'un karesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu 10 1 çıktı. Evet x artı 1'in karesi eşittir 9 oldu. x artı 1 de buradan kaç yaptı? 3 yaptı. Yani x'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar şekilde yüzeyleri daire biçiminde olan ve iç içe geçmeli iki sehpa görseli verilmiştir. Üstteki sehpanın yarıçapı 31, alttaki sehpanın yarıçapı ise 25. Tamam, bunları unutmayalım. Alttaki sehpanın görünen yüzeyinde çizilebilecek en büyük kirişin uzunluğu 48'miş. Arkadaşlar ben buradan bir giriş çizeceğim. En büyük girişin uzunluğu da 48'miş ve alttaki sehpanın merkezi görünmediğine göre. Arkadaşlar alttaki sehpanın merkezi görünmediğine göre normalde ben en büyük giriş çap derdim, çaptan geçirdim. Ama alttaki sehpanın merkezi görünmüyormuş arkadaşlar. O zaman merkez buralarda bir yerde. O zaman bu merkez buralarda bir yerde ise ben bu merkeze yani çapa en yakın bir şey çizmeliyim. Alttaki çembere en yakın bir tane şey çizmeliyim. En yakın olması için teğet olması lazım. Hatta buradaki noktalardan en yakın tam şuradan arkadaşlar bir teğet şöyle çizecek olursam işte burası nedir arkadaşlar? En fazla uzaklığı olan yani en büyük kirişimiz değil midir? Çapa ne kadar yakın olursa. Hatta şuradaki çapa da paralel olursa hatta şuraya da paralel olursa diyebiliriz aslında. Neyse merkezimiz burası. Şimdi büyük çemberin yarıçapı da merkezde burası olsun arkadaşlar. Ne yapacağız? Yarıçapları çizeceğiz arkadaşlar. Bu 48. Burada merkez var, kiriş var, çeyrek dik yapsak. iki eş parçaya bölecek. Ya da şu büyükte arkadaşlar merkez var, teğet var, çeyrek dik yapsak. O zaman burada ne oldu? Merkez, kiriş, çeyrek dikte olmuş oldu mu? Oldu. Hocam burası 48'di. Bunlar kaç yaptı? 24, 24 yaptı. E alttakinin yarı çapı 25'ti. <laughs> 25'ti. Hocam burası 25. 7, 24, 25'ten burası 7 çıktı. E bunun yarı çapı 31'di. O zaman buraya ne kaldı gençler? 31'den 7 çıkınca 24 mi kaldı? Evet buraya 24 kaldı. Şimdi ne yapacağız gençler? E büyüğün de yarı çapını çizerim Büyüğün yarı çapını böyle çizersem. E burada da küçüğün yarı çapını çizersem. E burada da büyüğün yarı çapı ve küçüğün yarı çapını çizersem. Şu ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Hocam burası da 25. Burası da 25. Hocam burası 31. Burası da 31. Bir deltoid mi oldu burası? Evet. Deltoid'de köşegenler nasıl kesiyor? Dik. Burası da 90 derece. Hadi bakalım işleme yapacağız gençler. Şurayı bulacağız biz. Şuraya bir haç diyecek olursam. Hocam buraya da A dersem. Buraya da 24 eksi A mı kaldı? Evet. Bir burada pisagor. Bir burada pisagor. İkili pisagorlar da haç ortak mı? Ortak. Haç kare neye eşittir arkadaşlar? 31'in karesi eksi. 31'in karesi eksi 24 eksi a'nın karesine eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit? 25'in karesi eksi a kare eşit. Hocam şunu şu tarafa atayım. Bu 25'i buraya atayım. Yani 31'in karesi eksi 25'in karesi eşittir. 24 eksi a'nın karesi eksi a kare eşit. Oldu mu? Oldu. Peki açalım şunları. Bu nedir? 31'in karesi 31 eksi 25 ve 31 artı 25'tir. Hocam bunu da aynı şekilde açarız ama gerek yok. 24'ün karesi 576 eksi 48 a artı a kare eksi a kare a kareler birbirini götürdüm burada götürdü. Ee, o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 6. Burası kaç yaptı? 56. 6 ile 56'ın çarpma 6 kere 6 36 6 kere 5 30 336 mı çıktı? Evet. 336 mı çıkıyor? Evet. Eşittir 576 eksi 48 a olduğuna göre 48 a burada ne eşit oldu? 576 eksi 336. 240 mı yaptı? Aynen öyle. A da buradan 240 bölü 48'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 çıktı. Evet A5. Arkadaşlar A5 ise artık ben H'ı bulabilirim. Şuradaki dik üçgenin kenarlarına bakın. 25'e 5 değil mi? Bak şuraya çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen var. Burası 5. Burası hipotenüsü 25. Şurası da h. Haş. H'ı bulursam köşegenler dik kesmişti ve 2 eş parçaya bölecek burası da h. Bizden 2 h isteniyor. Arkadaşlar 25'in karesini tabii ki almayalım. 25 5 çarpı 5'tir. 5'te 5 çarpı 1'dir. H da 5 çarpı kare küçüğünde bu hipotenüs dik kenar sorulduğundan kareleri farkı 25 eksi 1'den 24 çıktı. Bu da zaten 2 kök 6'ya eşittir. Yani 10 kök 6 yaptı haş. Ama bizden ne isteniyor? 2H isteniyor. O zaman cevabımız kaç yapar? 20 kök 6 yapacaktır gençler. Evet. İlginç bir soru. Cevap Denizli. Birbirine paralel K ve L doğrularını çizelim. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Adam ne diyorsa onu mutlaka mutlaka sırasıyla yapın. Adamların bir bildiği vardır. Yazdık bakalım şöyle. K ve L doğrularını yazdık. Sonra diyor ki K doğrusu üzerinde A merkezli. Evet şuradan bir A merkezli. Bir çember ile B merkezli 10 santimetre yarıçaplı çember C noktasında dıştan teğet olacak şekilde çizelim. Ama nasıl çizeceğim bilmiyorum. Devam edelim. A merkezli çember L doğrusunu D noktasında teğet ve B merkezli çember L doğrusuna E ve F noktalarında kesin. Tamam. A merkezli çember ne yapıyormuş arkadaşlar? Şurada teğetmiş. Şurada teğetmiş. Birbirine teğet çemberlerde birinin yarıçapı 10'du. Şu şekilde de öbür çemberi de çizdim. Ne güzel çizdim, değil mi? Evet A ve B merkezli çemberler birbirine dıştan teğet oldu. E, K, K üzerinde merkezler L doğrusuna bir tanesi D noktasında teğet ve E ve F noktalarından da ne yapıyor arkadaşlar? Kesin. Buna göre diyor. DF uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet bunların yarıçapını hemen yazalım. Bunun yarıçapı 6, bunun yarıçapı kaç? 10. Arkadaşlar merkez var, kiriş teğet var, çektik. Merkez var, kiriş var, çektik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Şimdi ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. Yarı çap. Aa hocam şunlar birbirine paralel. Değil mi? Ee, bunlar birbirine paralel. E, bunlar da birbirine paralel. E, 90 derece 90 derece. Dikdörtgen oldu mu burada? Oldu. Bakın dikkat edin. Şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Yani şurası 16 ise yukarısı aşağısından olacak. 16 olacak. Bu arada bu kenar bak yarı çap değil mi arkadaşlar burası? 6 E o zaman burası da 6. E olay bitti o zaman. 6 var 10 var. Hatta yarı çapımız 10 değil mi arkadaşlar? En etkili silahımız yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Hocam burası da 10 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Bizden ne isteniyor? DF isteniyor. E buranın 16 olduğundan dolayı burayı da biz 16 olarak biliyoruz. O zaman DF uzunluğu neye eşit oldu? 16 ile 8'in toplamına yani 24'e eşit oldu arkadaşlar. Cevap Akçay. Şekildeki O merkezi çeyrek çember içerisine çizilen ABCD karesinin alanı 40'tır. Yani A kare eşittir 40'sa A buradan kök 40 kök 40 dediğimizde nedir? 4 çarpı 10 olduğundan 2 kök 10 eşittir. Evet bir kenar 2 kök 10 olarak bulundu arkadaşlar. Peki. Sonra buna göre çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapalım? Hocam şurada merkez var, kiriş var, kiriş var mı var tabii ki. Şurada çek dik yapsak Hocam 90 derece. Kök 10 kök 10 diye iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. E hocam şunu da şu birbirine paralel. O zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E o zaman burası da kök 10. Burası da kök 10 oldu. A hocam burası da 90 derece. Burada ne çıktı arkadaşlar? Dikkat edin. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu. Yani eşit eşitse muhteşem üstten dolayı burası da eşit olur mu? Olur. Yani burası da ne oldu? Kök 10'a eşit oldu. Şimdi Burası da dikdörtgenden dolayı 2 olsa burası da 2 kökon mu? Evet. Bizden ne isteniliyor? Yarı çap. Arkadaşlar en etkili silahımız neydi? Sıkıştığımız zaman da yarı çap. Al sana yarı çap. Çizdik yarı çapı. Burada artık Pisagor bağıntısından yarı çapı bulabiliriz. R kare neye eşit? Kök 10 ve 3 kökon değil. Olmadı mı arkadaşlar burası? Evet. Kök 10'un karesi artı 3 kök 10'un karesi. Yani 10 artı 90'dan R kare eşittir. 100 yaptı. O zaman R de buradan 10'a eşit oldu. Cevabımız böylelikle Akçay oldu.